Merhabalar. Ulu TV 25 olarak mavi beyaz yolculuk olarak mavi beyaz renklerin açılışına geldik. Marmara Erzurum Spor Derneği'nin açılışındayız. Burada bağlar başında oturup arkadaşlık bir grup bir dernek kuruyorlar. Erzurum Marmara Taraftarlar Derneği. Evet, bugün açılışa birçok siyasi adam, iş adamları gelecekler. Biz de açılışa katıldık. Bakacağız, biraz sonra başkanla konuşacağız. İleride neler yapacak, başkan bize anlatacak. Bugün de özellikle söyleyeyim, bir hafta sonra yayınlayacağımız program ama Bursa Spor, Erzurum Spor maçı olacak. Biz diyoruz ki centilmenlik kazansın, hak eden kazansın diyoruz. İçeri giriyoruz, içeride bakalım bizi neler bekliyor. Hep beraber göreceğiz. Evet, merhabalar. Dışarıda da sunum yaptım. Dediğim gibi Mavi Beyaz Yolculuğumuz programın ismi. Biz de şu anda Mavi Beyazların açılışına geldik. Marmara Erzurum Spor Derneği'nin açılışına. Yıllardır bağlar başında yaşayıp ve karar veren bir dernek açalım diye değerli başkanımız Oktay Filköprü ve diğer arkadaşlarla beraber bir dernek açıyorlar. Biz burada Oktay Bey'i tanıyacağız ve buradaki derneğimizin amacı neler yapacaklar ilgili sohbet edeceğiz. Başkanım merhabalar. Merhabalar. Hayırlı olsun diyoruz. Gerçekten güzel bir dernek açtınız. İki de açılışımız var. Bugün de Bursaspor Erzurumspor maçı var. Dışarıda da bahsettim. İnşallah centilmenli olur. Burada yaşadığımız şehir olduğu için Bursaspor Erzurumspor hak eden kazanır derim ve burada katılımlar olacak. Başkanlarımız gelecek, siyasetten insanlarımız gelecek. Önce bu derneğin açılışı nasıl karar verdiniz ve buradaki dernekteki amaçlarınız neden açtınız diye biliyorsun Bursa'daki Erzurumların daha çok yaşadığı bir şehir olduğu için. Şimdi biz burayı açarken ilk gün futbol maçlarına gençlerin gitmek istediğini yalnız bu maçlara gidemediğini, diğer derneklerimizin futbolla uzak kültürel programlar yaptığı için biz bu derneği açmaya karar verdik. Dernekteki en büyük hedefimiz gençlerimizi Erzurumsporlu yapmak. Düşüncemiz bu. Bu yolda hareket ettik. İnşallah gençlerimizi Erzurumsporlu, temiz, ahlaklı, centilmen gençler olarak yetiştirmek hedefimiz. Bu hedef doğrultusunda da inşallah bugün bismillah dedik, başladık. Hayırlısıyla güzel bir dernek açtık. Hep beraber mahalle olarak, şehir olarak komple bize destek veren herkese de teşekkür ediyorum bu arada. Yani burada mavi beyaza gönül veren insanlar gelebilir. Yani bu Bursalı da olabilir, başka takım da olabilir. Herkese bu dernek açık. Aynen öyle. Biz Erzurum Derneği açmadık zaten. Biz mavi beyaz sevdalısı olan herkese açığız. Bizim için Erzurum spor değerimiz. Biz bu değer peşinde devam edeceğiz. Bizim için kültürel dernek, tabii ki çocuklarımız kendi kültürümüzü alacak. Bu kültürle yetişecek. Ama bizim için şehrin önemi yok. Erzurumspor'a gönül veren herkese dernek kapımız açıktır. Yani Erzurumspor'u tutan gençlerimiz Erzurumlar olacak. Önce ahlak diyorsunuz. Yani aynen, spordan önce ahlak diyorsunuz. O onlarla ilgili de insanlara geldiği zaman nasıl centilmen olacağını ve insanları nasıl karşılayacak. Çünkü ben zaman zaman duyuyorum. Erzurum'a gittikleri zaman deplasmandaki takımlar bizi karşılıyorlar. Çarşıda rahat gezebiliyoruz. Sohbet edip yemek yiyoruz. Bize ikramlar yapıyorlar. İnanılmaz şeyler alıyoruz. Bu da bizi sevindiriyor. Burada aynen öyle olacak. Bizim için önemli olan şu anda en büyük hedefimiz ahlak. Ondan sonra Erzurumspor. Gençler sadece bunu öğrenecek. Gençler buradan maçlara gittiğinde daha iyi, daha güzel, ahlaklı ve hiçbir yere değmeden, dolaşmadan taraftara yakışır bir vaziyette yolculuk yapılacak. Taraftara yakışır bir vaziyette statta tezahürat yapılacak. Bizim hedefimiz bu. Bu doğrultuda da ilerleyeceğiz. Evet, bugünkü maç için ne düşünceleriniz? Hayırlısı neyse olsun. Çünkü Erzurumspor kadar Bursaspor da bizim sevgimiz. Hayırlısı neyse olsun ama gönlümüzde tabii ki mavi beyazın yeri her zaman ayrı. Bunu da atlayamayız. Biliyorsunuz burada Süper Lig'e çıktığı zaman Bursaspor'la maç yapmıştı. Yani Bursa'da maç yapmıştı Antep'le. Burada çıkmıştı. Erzurum için Bursa bir uğurlu bir şehir diyelim. Öyle görünüyor. Zaten biz Bursa Sporlar'da da kardeş takımız. İnşallah hayırlısı olsun diyelim. Gönlümüzden geçen dediğim gibi hep Erzurum Spor sevdamızın peşindeyiz. Ama hayırlısı neyse olsun derim bu konuda. Evet, Oktay Başkan'a teşekkür ederiz. Sağ olsunlar, bize de atkı yaptırmışlar. Erdal Olgun diye biz de buradan başkana teşekkür ediyoruz. Röportajlarımız zaman zaman devam edecek.
Evet, zaman zaman röportajlarımıza devam edeceğiz diyeceğiz dedik. Şu anda da başkan yardımcımız Ersin Gökçe var. Biraz da onunla sohbet edeceğiz. Başkanımız anlattı buradaki amaçlarını Marmara Erzurumspor Derneği'nin. Evet, açılış olacak 2'de. Hayırlı olsun diyoruz. Başkanımızla sohbet ettik. Buradaki amaçlarını söyledi. Sizin de görüşlerinizi almak istiyorum. Buradaki amacımız bütün Erzurumspor taraftarlarını bir arada toplamak. Buradan bir deplasman otobüsü kaldırdığımız zaman yerimiz, mekanımız belli olsun diye böyle bir güzel bir yer imkan sağladık. Bütün taraftarlarımıza hayırlı olsun. Herkesi de buraya bekliyoruz. Daha çok üye yapıp daha çok Erzurumspor taraftar yapmak istiyoruz. Bütün amacımız bu. Yani buradan iş adamlarına duyuru yapıyoruz. Gerçekten böyle bir nezih bir yer var. Sadece mavi beyaz renklere gönül vermiş insanlar var. Bir arkadaş topluluğu var. Eğer bu programı izledikten sonra buraya destek verip biz de bir otobüs kaldırıyoruz iş adamlar diyebilirler diyoruz. Buradan sesleniyoruz. Herkesin burası onların mekanları yani herkes gelebilir. Burada öyle bir şey yapmamız gerekiyor ki Erzurumspor'un burada da bir evi olduğunu hissettirmemiz lazım. Yani deplasmana gittiği zaman Bursa'ya zaten Bursa taraftarı daha fazla Erzurum taraftarı. Burada daha fazla insanı toplayıp da bütün maçlara çünkü deplasman burada her tarafa yakın olduğu için bir otobüsle, iki otobüsle, gerekirse üç otobüsle buradan takımımızı desteklemek amaçlıyoruz. Yani mekanın belli olduğu zaman herkes buraya gelebilir. Yerimiz belli, mekanımız belli. Herkes gelsin buraya. Evet, teşekkür ederiz. Yerimiz de bağlar başında diyoruz. Gerçekten burada bakalım bizim açılışta neler bekliyor. Katılımlar bekliyoruz. Siyasi iş adamları gelecekler. Evet, açılışımız ve röportajlarımız devam ediyor. Evet, şu anda yanımızda genç taraftarımız var. Bizi de yakından takip ediyor. Yeğenimiz Alperen Başar var. Yani gerçekten sporu seven, spor yapan ve Erzurum her maçına gitmeye çalışan bir genç taraftarımız var. Alperen'cim, Erzurum spor maçlarına gidiyor mu? Yani yarı yarıya. Bazen gidebiliyoruz, bazen gidemiyoruz. Hangi maçına gittin Bursa'da? Bursa'da Erzurum'un Gaziantep Erzurum Süper Lig'e çıkma final maçına gitmiştim bir kere. Baban götürüyor mu dediğin zaman maçları? Götürüyor. Burada Erzurumlu gençlere Erzurumspor'un olduğunu, burada bir dernek olduğunu buraya söylüyor musun? Herkese söylüyorum. Önüme gelen yani bütün çocuklara söyleyebiliyorum yani böyle böyle bir yerde bir dernek var diye Erzurumspor'un. Söylüyorum. Elimden geldikçe söylüyorum. Peki babana söylüyor musun ki beni bir Erzurum yani memleketteki bir maçına götür diye? Çok söylüyorum ama işte bazen ehe diyor geçiyor bazen götürürüz diyor yarı yarıya. Peki bugün Erzurumspor Bursa Spor maçı var. Sence gönlünden bir skor söyleyebilir misin? Söyleyebilirim. 2-1 Erzurumspor olur. Evet. Genç taraftarımız Alperen Başar bizim de yeğenimiz. Evet dedim ya röportajlarımız devam edecek. Evet şu anda yanımızda Marmara Erzurumspor'un genç yöneticileri var. Önce yöneticilerimizi tanıyacağız ve buradaki amaçlarının Erzurumspor için neler yapacaklarını sohbet edeceğiz. Evet yanımda Fatih Bey var. Önce sizi tanımak istiyoruz. Bu derneği ne için kurdunuz ve neler yapacağız onlarla ilgili kısa bir sohbet edelim. Adım Fatih Sultan Kaya, Erzurum Olurluyum. Bu derneği kurma amacımız bağlar başında Bursa'da yani 20-25 yaş arası gençleri bir araya toplayabilmek, örf adetlerimizi gösterebilmek, taraftarlık sevgisi verebilmek, buradan deplasmana gidecek çocukları ailelerinin sağlam bir şekilde emanet edebileceği bir dernek bazında bir şeyler yapmaya çalışıyoruz elimizden geldiğince. Amaç bu. Onun haricinde bir de yani mavi beyaza gönül veren kim olursa olsun, hangi şehirden olursa gelebilir mi? Hiç fark etmiyor. Yani biz zaten ismimiz belli Erzurumspor. Onun için yani oradan buradan şuradan diye ayrım yapmıyoruz. Kim nereden istiyorsa gönül vermişse derneğimiz onlara faaliyet gösterecek. Onlara yardımcı olmaya çalışacağız elimizden geldiği kadar. Evet Fatih kardeşime teşekkür ediyoruz. Başarılar diliyoruz. Evet yanımızda yer değiştirelim. Özgür Bey var. Onun da görüşlerini alalım. Evet buradaki derneğin kuruluşunda hepiniz çocukluk arkadaşı yıllardır burada yaşıyorsunuz. Bağlar başında yaşıyorsunuz. Böyle bir oluşum yaptınız. Ve sizin de görüşlerinizi almak istiyorum. Adım Özgür Şenyayla. Ben de Erzurum Olurluyum. Söylediğin gibi hepimiz çocukluk arkadaşlarıyız. Bir nesiliz. Bizden sonraki nesil de aynı kardeşlik, aynı duygularla beraber hareket etmesi adı altında bir proje geliştirdik. Biz buna Erzurumspor'un adını verdik. Erzurumspor'un sevgisini yüreğinde hisseden herkesi bu kardeşliğe davet ediyoruz.
etnik yapısı Türk bayrağı altında yaşamayı seven herkesi bu çatı altında birleşmeye davet ediyoruz. Yeter ki Erzurumsporlu olabilmek, Türk olabilme sevgisini içinde yaşasın. Bizim için sıkıntı yok gerisi. Çok teşekkür ederiz. Evet, sizi tanıyabilir miyiz? Ben Ersin Gökçe, Narmanlıyım. Erzurum Narmanlı. Başkan yardımcısıyım. Burada güzel bir şeyler düşünüyoruz. Aslında dediğim gibi bütün Erzurumspor taraftarlarını bir arada toplayıp bütün deplasmanlara beraber gitmek. Tek amacımız o. Bir de yeniden gelen neslimizi Erzurumspor aşkıyla yetiştirmek. Çok teşekkür ederim. Erdinç Bey, sizi alalım şöyle. Evet, sizinle görüşlerinizi alabilir miyiz? Merhabalar, Erdinç Albayrak. İlk başta bu yola bir avuç inanmış insanla çıktı. Eksikliğini doldurabileceğimiz, işte takımsal değil de kültürsel amaçla da, daha sonra taraftar olarak neler yapabiliriz? İşte spor odaklı, kültür odaklı ya da deplasman odak, adına ne derseniz, birlik, beraberlik, bayağı bir yol kat ettik bu yolda. Bugün de açılışımızı yapacağız çeşitli katılımcılarla. Katılımcılara da teşekkür ediyoruz burada. Destekleri için de teşekkür ediyoruz. Amacımız bu. Spor, bir dernek, birlik, beraberlik. Kötü alışkanlıklardan çocuklarımızı uzak tutmak. Bunu zaten yıllardır beraber arkadaş olarak yapıyorsun. Evet, evet. Bunu da bir çatı altında toplamak istedik. Sanırım başardık da. İyi şeyler olacağına inanıyoruz. Evet. İnşallah güzel şeyler olur diyoruz. Biz evet. Teşekkür ediyoruz. Biz başarılar diliyoruz. Sağ evet. Olun. Abi. Alalım sizi de. Sizi de tanıyalım. Adım Mehmet Türkoğlu. Dedikleri gibi derdimiz Erzurumspor'u deplasmanlarda yalnız bırakmamak. Alttan yetişen genç nesili de Erzurumspor'a meylettirmek, alıştırmak. Bütün derdimiz, amacımız bu. Başka bir amacımız yok. Sadece takımımızın deplasmanlara gittikleri zamanlarda yalnız gitmesini engellemek. Bütün amacımız bu. Kurulma faaliyetimiz, bütün her şeyimiz bu. Derdimiz Erzurumspor'u yalnız bırakmamak. Çok teşekkürler. Evet, Sedat kardeşimiz de bir zamanlar turnuva yaptığımız zamanlarda bizim futbolcumuzu gerçekten güzel top oynuyordu. Burada da bir Erzurumspor Derneği kurup onun yönetiminde yer aldınız. Siz de görüştünüz. Evet, öncelikle buraya kadar gelip bize röportaj yaptığınız için çok teşekkür ederim. Bu derneğin amacı büyük abilerimizin de dediği gibi genç arkadaşlarımızı özellikle spora teşvik etmek, Erzurumlu arkadaşlarımızı, sadece Erzurum değil ama özellikle Erzurumlu gençlerimizi Erzurumspor'a bir sevda kazandırmak, kendi yaşadığı veya babasının, dedesinin doğduğu yerin takımını tutmasını amaçlamak. Kendim de bu derneğin yöneticilerinin en ufağı benim, yönetici benim. Aynı zamanda gençlik kolları başkanıyım. Abilerimiz sağ olsun bize böyle bir fırsat tanıdı. Biz de onlardan bu bayrağı alıp daha güzel bir yerlere taşıyıp derneğimizi güzel faaliyetlerle renklendirmek istiyoruz. Söyleyeceklerim bu kadar. Buraya kadar geldiğiniz için de çok teşekkür ederim. Allah razı olsun diyorum. Evet, ben teşekkür ederim. Buradan da iş adamlarına duyururuz. Deplasmana giderken bizden de bir otobüs demelerini rica ediyoruz bu programı izledikten sonra. Buradaki genç arkadaşlara çok teşekkür ederiz böyle bir oluşum yaptığı için. Bugün de Bursaspor Erzurumspor maçı var. Orada da tekrar centilmenlik kazansın diyoruz. Hak eden kazansın diyoruz. Burada röportajlarımız devam ediyor. Evet, dediğime zaman zaman röportajlarımız devam edecek. Yanımda çok değerli bir hocamız var. Lütfü hocamız. Gerçekten bir açılış olduğu zaman her zaman gider, onun dualarıyla açarız ve bize hayırlı gelir. Önce hocamızı tanıyacağız ve bu açılışla ilgili neler anlatacak bize. Merhabalar hocam. Merhaba. Muhammed Lütfi Taşçı. Yiğitlerin ve şehitlerin yatağı Erzurumluyum. Doğduğum yer orası ama doğduğum yer de erlerin ve erenlerin şehri Bursa. Bugün burada Marmara Erzurumspor Taraftarlar Derneği'nin açılışına katıldım. Nasip olursa acizane bir de dua yapmak nasip olacak inşallah. Bugün ayrıca Anadolu'nun güzide nadide iki kulübü olan Erzurumspor ile Bursaspor'un da maçı olacak. İyi olan kazansın diyorum. Allah her iki takıma da yarınları için güzellikler, şampiyonluklar nasip etsin. Doğduğumuz yer, doyduğumuz yer her ikisi de bizim. Anadolu bizim, Türkiye bizim. Rabbim Türkiye'ye güzellikler nasip eylesin inşallah. Teşekkür ederiz ama Naim Hoca'nın 90 dakikaya dua ettiği gibi dua edecek misin bugün maçı kazanmak için? Yani 90 dakika değil de biz uzun yıllar için dua edelim. Allah Erzurumspor'a da Bursaspor'a da Süper Lig'de beraber mücadele etmelerini nasip etsin. Çok teşekkürler. Evet, yanımızda da Vehbi abimiz var. Gerçekten
bir etkinlik olduğu zaman gençlerle örnek olan ve de bize destek veren bir abimizdir. Bir kısa görüşlenelim, sizi tanıyalım. İnşallah bu dernek birliğimizi, beraberliğimizi pekiştirir. Bursa'ya ve Erzurumlara yakışır bir şekilde devam eder. Evet, çok teşekkür ederiz. Açılışı da doğru. Akışımız devam ediyor, röportajlarımız devam ediyor. Zaman zamanlar gelen insanlarla röportaj yapacağız. Başkanım hoş geldiniz. Bugün Bursa Spor Erzurum Spor maçı var. Gerçekten de burada biz yaşadığımız için Bursa'da iki takım da bizim takımımız. Kardeş bir takımımız. İnşallah centilmenlik kazanır diyoruz. Bir de açılışa geldiniz burada Marmara Erzurum Spor Derneği'ni. Hem Bursa Erzurum Spor'la ilgili hem de açılışla ilgili görüşlerinizi almak istiyoruz. Merhabalar, hoş bulduk. Yani maçtan önce böyle güzel bir organizasyonu görmek gerçekten bizim için büyük bir mutluluk. Bursa Marmara Derneği mi oluyor? Derneği. Evet, Marmara Derneği. Bursa'da zaten herhalde ki Türkiye'deki baktığınız zaman en çok Erzurum Sporlar Derneği'nin olduğu bir bölge. Aynı zamanda İstanbul'da var tabii ki bu arada. Ve Bursa'da federasyonumuz da var aynı anda. Bursa bizim için kardeş bir takım gerçekten. Çünkü Bursa'daki anılarımız geçmişe dayalı. Geçmişte bir Süper Lig'e çıkma playoff maçımız vardı. Çok anılarla dolu. Olay bir maçtı yani, öyle diyelim. Son dakikada penaltılarla Süper Lig'e çıktık. Tabii ki takımımız olarak o günden sonra bir kez daha çıktık, düştük. İnşallah bu sene de güzel gidiyoruz. Güzel bir takımımız var. Sizlerin bu güzel duygularıyla ben günün sonunda başaracağımıza inanıyorum. Çünkü gerçekten Türkiye genelinde baktığımız zaman Erzurumspor'un her şehirde. Bizler çünkü her şehire gidiyoruz. Her şehirde maşallah diyorum ben. Takımımızı seven, takımımıza destek veren bir sürü Erzurumlu, bir sürü taraftarımız var. Bu da bizi tabii ki haliyle mutlu ediyor. Bize enerji veriyor, motivasyon katıyor. İnşallah tekrar ediyorum günün sonunda biz Süper Lig'e çıkalım. Bursa Spor da bizim gerçekten kardeş takımımız. Onun böyle bir şansı yok maalesef bu saatten sonra, ama Bursa Spor her zaman için Süper Lig'i de hak eden güzel bir takımdır. O da inşallah ligde bu sene kalacaktır. Onu da seneye bekleriz diyelim artık. Peki başkanım, tabii ki aksaklıklar oluyor, beraberlikler oluyor, transferle ilgili sıkıntılar oluyor, ama biz ne olursa olsun Süper Lig'e bu sene çıkacağız diyor musunuz? Şimdi aksaklıklar malum yani, liglerde her zaman için beklenmedik sonuçlar olabiliyor. Ummadığın beraberlikler, yenilgiler olabiliyor, ama olayda günün sonuna bakmak lazım. Evet, transfer yapamadık ara sezonda. Fakat ara sezon transferler de her zaman için sıkıntılıdır. Ben öyle düşünüyorum. Keşke imkanımız olsaydı, transfer yasağımız olmasaydı da ben de isterim transfer yapmayı, daha güçlü, daha derin bir kadroya sahip olmayı. Ama maalesef bu biraz da şeye bağlı, ekonomik durumlara bağlı. Bu anlamda sıkıntı yaşıyoruz. İnşallah biz takımımızı ayakta tutabilecek ekonomiyi bulup takımımıza o motivasyonu vererek şampiyonluk yolunda ilerleyeceğiz. He, olur olmaz, ona bir şey diyemeyiz. Biraz da nasip tabii ki bu işler. Evet başkanım, da çok teşekkür ediyoruz. Bugünkü maçta gerçekten başarılar diliyoruz. İnşallah hak eden kazanır, Erzurumspor kazanır diyoruz. Çünkü mavi beyazlara gönül verdiğimiz için inşallah bu gençlerimiz bu derneği kurdular. Her deplasmana gidiyorlar. Hep beraber de bir Erzurum'da bizi karşılarsınız. Geliriz biz, belki şampiyonluk maçı olur. Her daim her daim başımızın üstünde yeriniz var. Keşke bugünkü maçta da yani seyirci yasağı olmasa. Misafir takım için hep birlikte maç izlesek, ama maalesef bu sene böyle de bir durum var. Geçen yıllarda biz pandemiye takıldık. Özellikle iç sahada oynadığımız maçlarda tabii ki seyirci bizim vazgeçilmemiz. Hem iç saha hem dış saha, ama bu pandemiden dolayı maalesef seyircisiz, yani 12. adam diyorlar ya, ben 12. adam demiyorum seyircimize. Onu çoğaltabilirsiniz, çünkü onların vereceği enerji ve güç bizler için her daim, her zaman başımızın üstünde yeri var. Her daim maçlarımıza bu saatten sonraki daha çok bekliyoruz, çünkü desteğe ihtiyacımız var. Her şey para değil, ekonomi değil. Önemli olan o futbolcunun da sahada tribünlere baktığı zaman o güzel taraftarımızı görmesi. Onlardan da büyük enerji alıyor.
Çünkü burada da gerçekten çok Erzurumlu olduğu için inanılmaz bir taraftar var. Gerçekten Bursa'da geldiği zaman, Süper Lig'e çıktığı zaman biz de o maçtaydık. İnanılmaz bir destek vardı. Bursa ikinci Erzurum gibi, yani öyle diyebilirim. Zaten Bursa'nın nüfusu fazla, belki de Erzurum'da yaşayan merkez nüfus kadar Bursa'da nüfusu vardır diye ben düşünüyorum. En basit ben kendimden örnek verirsem, iki dayım var, ikisi de Bursa'da, halalarım var Bursa'da. Yine Haloğlu var bizim, Hüseyin Bey, o da burada. Yani biz her zaman için geldiğimizde Bursa'yı yabancı bir yer olarak görmüyoruz kesinlikle. Bursa'da bugün bizi böyle gülerek, üç puanı vererek uğurlayacağını düşünüyoruz. Kendi hakkımızı alacağız tabii ki bu arada. Hayırlısı diyelim, iyi oynayan kazansın diyeceğiz maçımız için. Çünkü hiçbir zaman için bizim Bursa'yla yaptığımız hiçbir maçta öyle 90 dakika rakibizdir ama ondan sonra dostuzdur. Evet, çok teşekkür ederiz başkana, Olur TV 25'e röportajı verdiği için. Evet, başarılar diliyoruz. Hak eden kazansın diyoruz. Erzurumspor kazansın diyoruz. Saygıdeğer Yeşil Bursa'mızın çok değerli sakinleri ve yine abim dediğim efsane başkanlarımızdan Cemal Bey, programımıza katılan belediye başkan vekillerimiz, AK Parti ilçe başkanlarımız, vekilleri ve değerli hazırım. Ben hepinize hoş geldiniz diyorum. Öncelikle Bursa'da olmanın mutluluğunu seyircini sizlere paylaşmak isterim. Çünkü Bursa şehrimiz Türkiye'de hemşehrilerimizin Erzurum'dan olduğu en büyük şehirlerden birisi. Aynı zamanda Erzurum taraftarları olarak, Erzurum dernekleri olarak herhalde yine İstanbul ve Bursa bu anlamda önde gidiyor. Türkiye genelinde Erzurum'dan her şehirde söz sahibi olduğunu burada da görmekten gerçekten ben çok mutlu oldum. Misafirperverliğinizden, ilgi ve alakanızdan, dün yine takımımızı Bursa'da misafir eden Tayyar Beylere buradan teşekkür etmek istiyorum. Bu kadar her şehirde taraftarı olan bir takımın Süper Lig'de olsun. Çok hızlı bir şekilde Süper Lig'e giden yolda adımlar attık ve Süper Lig'e de çıktık. Ama maalesef iki kez çıktığımız ligden tutunamadık, barınamadık diyelim. Bu belki bizim yönetim hatalarından da kaynaklı olabilir ama bu ligdeki lig oynanırken sahadaki hataları da bu anlamda göz ardı etmemek lazım tabii ki. Bunlar olacaktır. Bugün de oluyor, yarın da olacaktır ama biz sizlerin desteğiyle, sizlerden almış olduğumuz güç ve enerjiyle Allah da nasip etmişse eğer, nasipsiz hiçbir şey olmuyor maalesef. Bazen çok iyi oynuyorsun ama sonuç almakta zorlanıyorsun. Direklere takılıyorsun, hakemlere takılıyorsun. Ya da zaman zaman şanssız pozisyonlara takılıyorsun. Fakat biz bundan hiçbirisini bahane etmeden nasipse eğer bu sene yine Süper Lig'de olacağımıza inanıyoruz. Süper Lig'de olmak aslında bir marifet değil arkadaşlar. Süper Lig'den aşağı düşmemek bir marifet. Şimdi baktığınız zaman emin olun, Süper Lig'de kalmak aslında kolay, çıkmak zor. Fakat biz zoru başarıyoruz, kolayı başaramıyoruz. Burada da tabii ki biraz takım içerisindeki bu kurumsal hava, o yönetim şekli tabii ki burada çok önemli.
Şimdi burada burası Yavuz Selim dedi mi? Bağlarbaşı. Bağlarbaşı. Şimdi Bağlarbaşı bir mahalle arasında bu kadar Erzurum severim buraya toplanması pazar günü sabahında gerçekten çok farklı bir duygu. Bu duygu bize emin olun çok büyük enerji verecek, motivasyon verecektir. Bizler de yönetim olarak, yönetici arkadaşlarım olarak elimizden geldiği kadarıyla fazlasıyla çalıştığımıza inanıyorum ben ama sizler daha fazlasını hak ediyorsunuz. Bunu da burada çok canı gönülden söylüyorum. Şehrimiz özelindeki siyasilerimiz, yine şehrimiz özelindeki yöneticilerimiz her daim şehrimizde bize desteklerini veriyorlar, vermeye devam ediyorlar. Ben isimli zikretmeden hepsine buradan çok teşekkür ediyorum. Ve yine birkaç cümlede taraftarımıza yapmak istiyorum. Zaman zaman taraftarımız eleştiriyor, kızıyor, bağırıyor. Hiç duymak istemediğimiz şeyler söylüyor ama tabii ki bu sporun ruhunda var. Biz kesinlikle eleştiriye kapalı değiliz, açığız. Tabii ki eleştirileriz. Herkes alkış yapma şansına sahip değil. Zaman zaman eleştiriler bizi yanlışlardan geri döndürür. Doğru yolu bulurdur ama neticede emin olun bizler kendi işimizle, gücümüzle feragat etmiş. Cani gönülden, çok gönüllü bir şekilde kalben bu yolda şehrimize, Erzurum spor taraftarlarımıza, Türkiye'deki tüm taraftarlarımıza, tüm spor severlerimize hizmet etmeye çalışıyoruz. Bu hizmetin karşılığında sadece gönül hizmeti, başka bir şey istemiyoruz. Yeter ki alkışlanması gerektiği yerde alkış, gelinmesi gerektiği noktada da böyle eleştirilebilir. Her zaman razıyız. Taraftarımızı gerek tabii pandemiden dolayı deplasman maçlarında taraftarımızı maalesef göremiyoruz, alamıyoruz ama şehrimiz özelinde, Erzurum özelinde artık bu saatten sonra en büyük görev taraftarımıza düşüyor. Yine Türkiye genelinde her yerde sosyal medya çok yüksekken bu anlamda da ben herkesten sosyal medya üzerinde de takımımıza enerji ve motivasyon verilmesini arzu ediyorum. Çünkü artık teknoloji devrindeyiz, dijital bir ortamdayız. Herkes o sosyal medyayı bir şekilde kullanıyor, okuyor, görüyor. Bunu kapatma şansına sahip değilse. Bu anlamda da herkesin desteğine çok çok fazlasıyla ihtiyacımız var diyorum. Son zamanlarda ekonomik problemlerden dolayı transfer yapamadık maalesef. Gönül ister ki evet, daha derin bir kadro oluşturalım, transfer yapalım. Ama ekonomik şartlar sadece Erzurumspor özelinde değil, Türkiye özelinde, Avrupa özelinde, dünya özelinde, tüm şehir takımlar özelinde bir problem var maalesef. Süper Lig'deki büyük takımları hepimiz izliyoruz. Bunların problemleri de ekonomik. Ve çok da bu sezon arası transfer olmayacağı da kanaatindeyim ben. Bizler inşallah elimizdeki mevcut takımı en güzel motivasyonla onları daha zinde tutup sahada 90 dakika sonuca daha güzel sonuçlar almak için çalışmaya gayret edeceğiz. Sizlerin de desteğiyle Allah'ın da yardımı ve nasibiyle inşallah Süper Lig'e çıkacağız diyorum. Ben tekrardan her birinize sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Sağ olun diyorum, var olun diyorum. Büyük başkan! Büyük başkanımız Ömer Hüzgün Beyefendi'ye çok çok teşekkür ediyoruz. Sağ olsunlar, var olsunlar efendim. Aramıza tekrardan katılan. Bir tarafta doğduğumuz, bir tarafta ikamet edip doyduğumuz şehirdeyiz. Bu şehirde yaşayan sevgiler Erzurum'dan, sevgili hemşehrilerim, hepinizi en içten duygularla, sevgiyle selamlıyorum.
Erzurumspor taraftarlarının organize olması, bir çatı altında toplanması elbette çok güzel bir şey. İleriye dönük olarak takıma ciddi manada katkı sağlayacağına inanıyorum. Yalnız bunların çok dağınık olmasındansa hepsinin bir konfederasyon, bir üst çatı altında toparlanıp kulübe, takıma daha büyük katkı sağlayacağı kanaatindeyim. Başarının temelinde birlik beraberlik yapıyor. Taraftarın takıma desteği çok önemli. Bu manada sevgili Ömer Başkan'ın biraz önceki temellerine katılıyorum. Eleştirmemiz gereken yerde eleştireceğiz. Alkışlamamız gereken yerde alkışlayacağız. Bunları yapabilirsek, daha önce işte çıktığımız sezonlarda düzenlerimiz var. Birlik beraberlik içinde biz bu işi başarırız. Başarmak da çok da zor değil. Başkanın dediği gibi ligde durmak, Süper Lig'de durmak şampiyon olmaktan zor. Pardon, şampiyon olmak Süper Lig'de durmaktan zor. Süper Lig'de kalmak hakikaten şampiyon olmaktan kolay. Burada yarışıyorsunuz, 2-2'ye gireceksiniz. Orada ilk 15'in içinde kaldığınız zaman ligde kalıyorsunuz. Süper Lig bir marka. Bu marka Erzurum'a yakışır. Umarsa marka Bursa'ya yakışır. Umarım ve dilerim ki biz bu sezon biraz daha avantajlıyız. Biz bu sezon Süper Lig'e yeniden merhaba diyeceğiz. Merhaba derken de kalıcı olacağız. Kalıcı olmak için gereken kareleri, tedbirleri içimizde bulacağız. Ben sözlerimi çok fazla uzatmayayım. Sevgili hemşehriler, akşam da maç var. Buradan da takım yanına gideceğiz. Hepinize tekrar sevgi saygılarımı sunuyorum. Allah'a emanet ediyorum. Var olun, sağ olun. Kıymetli başkanımıza çok çok teşekkür ediyoruz. Erzurumspor Başkanımız, Efsane Başkanımız Cemal Polat, Ömer Başkanımız, Dadaşlar Derneği Başkanımız, AK Parti Osman Gazi İlçe Yönetimimiz, çok değerli SPK temsilcileri, değerli katılımcılar, bu genç arkadaşlarımızın organize ettiği Erzurum Taraftar Derneği açılışına hepiniz hoş geldiniz. Erzurum-Bursa kardeşliğinin tezahür ettiği bu ortamda bulunmaktan, sizlerle aynı ortamı paylaşmaktan, Erzurum sporumuza bu desteğini esirgemeyen siz değerli taraftarlarımıza teşekkür ediyorum. Hava soğuk, çok fazla sizleri de tutmak istemiyorum. Katılımınızdan dolayı hepinizi saygı, sevgi ve muhabbetle selamlıyorum. Hoş geldiniz, sefa getirdiniz. Savaş Başkanımıza çok çok teşekkür ederiz efendim. Tüm sayın başkanlarım, değerli protokol, hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Erzurum'umuzun burada bulunan bütün yöneticileri, dernek başkanları ve buna taraf olan Erzurum sporumuzun burada bir şubesi olmasına sebep olan bütün arkadaşlara da selamlarımı, saygılarımı sunuyorum. Bugün burada olmak bizleri çok gururlandırdı. Hepinize sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Sağ olun, var olun, Allah'a emanet olun. Sağ olun kıymetli başkanım. Başkanım hoş geldin. Yeri yerim sen başkanım. Benden yakışıklısın yine maşallah. Her zaman. Evet sevgili başkanlarımız, efsane başkanımız, belediye başkanımız, siyasi partilerimizin değerli başkan ve yöneticileri, sevgili Erzurum sporumuzun değerli taraftarları, öncelikle sizleri sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Burada aslında ben Bursa Spor taraftarıyım ama sizlerle beraberim. İşte Anadolu'nun gücü bu. Bakın, Bursa'nın plakası 16 değil mi? 1 ile 6'yı topladığımızda kaç yapar? 7.
2 ile 5'i topladığınızda kaç yapar? O da 7 yapar. Nerede kaldık? Nerede kaldık? O zaman Bursa Spor taraftarlarıyla bu akşamki maçta da inanıyorum ki Erzurum taraftarları kol kola maç seyredecekler. Kim kazanıyorsa o alkışlanacak. Kim kazanıyorsa o alkışlanacak. Ama gönlümüzden geçen de gönlümüzden geçen Süper Lig'e çıkacak olan takımlar Anadolu takımları olsun. Bursa Spor çıksın. Erzurum Spor çıksın. Sevgili başkanımız biraz önce de bahsetti. Gerçekten çok zor şartlarda geçiyor. Ülkenin şartları, dünyanın şartları. Ama spor camiasının, takımlarımızın ekonomik şartları da hayli ağır. Onun için bu konuda da hem taraftarların hem de kentlilerin, yani Erzurum Spor'a, Erzurum kentinin insanlarının, Bursa Spor'a da Bursalı insanlarımızın sahip çıkarak bu takımları Süper Lig'de oynamaya hak kazanmasına vesile olması lazım. Bu anlamda ben burada bu Taraftarlar Derneği'nin açılışında emek veren, katkı sunan, destek veren herkese teşekkür ediyorum. Birbirliğimizi, beraberliğimizi hiçbir zaman bozulmamasını diliyorum. İnşallah Süper Lig'e çıkacak takımların da Anadolu takımları, yani Erzurum Spor, Bursa Spor gibi takımların olmasını da diliyorum. Hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Kıymetli başkanımıza çok çok teşekkür ederim. Ümit kaynağının çeşmesidir. Zafer gönüllerin birleşmesidir. Gönülleri birleşenler, hoş geldiniz. Erzurum sevdasında buluşanlar, hoş geldiniz. Şeref verdiniz. Saygıdeğer kulüp başkanım, değerli belediye başkan yardımcılarım, değerli Tortum Belediye Başkanım, değerli Nülüfer Eski Belediye Başkanım, kıymetli dadaşlar, hepinizi Bursa Dadaşlar Derneği adına saygı, sevgi, muhabbetle selamlıyorum. Tekrar hoş geldiniz, şeref verdiniz. Bizler doğduğumuz şehirden doyduğumuz şehre geldik. Ama ne doğduğumuz şehri unutuyoruz, ne de doyduğumuz şehri ötekileştiriyoruz. Oradaki örf, adet, gelenek ve görenekleri yeni yetişen nesillerimize burada aktarmak ve buranın kültürüyle, buranın değerleriyle bütünleştirme mücadelesi içindeyiz. Erzurum bir sevda. Erzurum Spor'sa başka bir sevda. Bu derneğin açılmasında değerli kardeşlerim bize geldiğinde her türlü desteği vereceğimize, buranın yaşatılması noktasında üzerimize ne düşüyorsa onu yapacağımıza söz verdik. Allah'a hamdolsun bugün açılışını yapıyoruz. İnşallah Erzurum Spor'umuz ve bu derneklerimiz de ilelebet yaşayacaktır. Katkı koyan herkese çok teşekkür ediyorum. Akşam da takımımıza başarılar diliyorum. İnşallah bu sene, o sene diyoruz. Şampiyon Erzurum Spor diyoruz. Hepinize en derin saygılarımı, sevgilerimi sunuyorum. Allah'a emanet olun. Teşekkür ediyorum Sayın Başkanım. Başkanlarım, Sayın Genel Müdürlerim, hepiniz hoş geldiniz. Biz Erzurum Sporlar olarak amacımız tamamen gençlerimizin kültürel spor faaliyetlerinde eğitimli, daha güzel bir yer olmasını sağlamaktı. Şükür biz de bunu başardık. Elimizden geldiği kadar her şeyi yapmaya çalıştık. Bizi buraya gelerek onur ettiğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Özellikle Peygamber Ocağı'nda benim abim olan Yavuz Güney'e özellikle teşekkür ediyorum. Çok teşekkür ettim. Sağ olun. Dostlarıma teşekkür ediyorum. Evet. Dedim ya, röportajlarımız devam ediyor. Yanımızda çok değerli başkanımız var. Eski Nülfer Belediye Başkanı Mustafa Beyaz Bey. Nerede bir açılış varsa onu orada bulursunuz. Hangi dernek olursa olsun, hangi topluluk olursa olsun elinden geldiği kadar biz de yıllardır bu Bursa'da programlar çektik ve her yerde onu gördük. Şu anda yeşil beyazlara gönül vermiş bir başkanımız, mavi beyazlara gönül vermiş bir derneğin açılışındalar. Başkanım merhabalar. Merhabalar. Nasılsınız? İyi misiniz? Teşekkür ederiz. Evet. Bugün burada Erzurum Spor Taraftarlar Derneği'nin açılışında Bursa Spor taraftarı olarak buradayım. Evet.
gerçekten biraz önce de konuşmamda da söyledim. Aslında baktığımız zaman iki şehrin bir benzerliği var, bir kardeşliği var. O da nedir? Plakalarının rakamlarını topladığınızda 1 ile 6'yı toplarsanız 7, 2 ile 5'i toplarsanız 7 yapar. Onun için bu 7 rakamlarının inşallah Anadolu Kulübü olarak Süper Lig'de temsil edilmeleri en büyük arzumuz, isteğimiz. Bir Bursalı olarak, Bursa Spor taraftarı olarak bunu söylüyorum. Hadi çekelim. Tabii ki bu akşam da maç var. İyi olan kazansın ama kardeşlik kazansın, dostluk kazansın. Çünkü biliyoruz sporda bulunan ve oraya yönetici olan insanların ne kadar zorluklarla o takımları idare ettiğini biliyoruz. Onun için taraftarların da hem yöneticilerine hem de takımlarına sahip çıkması ve onlara destek vermesi son derece önemli. Takım gelinebilir, galip gelebilir ya da berabere kalabilir ama ne olur o takımdan takımdan desteğinizi eksik etmesin. Tüm taraftarlar destek versinler çünkü o gün olabilir, o gün mağlup da olabilir takım ama sonraki maçta galip gelme olasılığı çok daha yüksek olur o zaman. Niçin? Taraftar arkasındaysa, taraftar güç veriyorsa, taraftar sadece manen gücü değil, maddi gücü de veriyorsa, destek veriyorsa, onların zor zamanlarında yanında oluyorsa, inanın bana işte o takım başarılı olur. Bunu da Erzurum spor taraftarları da, Bursa spor taraftarları da gösteriyordur. Daha fazlasını gösterecektir ve bunu da bekliyoruz taraftarlardan. Yani bugün hak eden kazansın, centilmenlik kazansın diyoruz. Kesinlikle, kesinlikle. İnşallah dediğiniz gibi röportajlarınızda, konuşmanızda Anadolu takımların Süper Lig'de olması bizim için çok önemli. Kesinlikle, Anadolu takımları çoğunlukta Süper Lig'de olmalıdır. Peki Bursa Spor şu anda gerçekten zor günler yaşıyor. Tabii ki onların da amacı Süper Lig'e çıkmak, uğraşıyorlar ama inşallah bunu başarırlar. Bu sene inşallah kümede kalırlar. Seneye Süper Lig'de Erzurum'la beraber görmek isteriz. Kesinlikle bakın her iki takımımızı da Süper Lig'de görmek istiyoruz. Her iki takımımızda. Büyük takımlara baktığınızda işte maalesef korunan takımlara baktığınızda evet orası değirmen gibidir maşallah. Gelen en iyi sporcuları dahi bizim kendi evlatlarımızı dahi değirmen gibi böyle öğütüp gidiyorlar. Ama Anadolu'da, Anadolu takımlarında o gençlerimiz, o çocuklarımız en iyi şekilde yetişiyor ve milli takımda oynuyorlar. Milli takımın başarısı o zaman yükseliyor. Bakın milli takımın başarısı 15 yıldır giderek düşüyor. Niye? Ya Süper Lig'de Anadolu takımları yok. Doğru dürüst. Bir altın ordu yani, var. Yani o kadar başka yok. Diğerleri de var. Anadolu takımlarında yetişiyor. Ama onların da önünü açmak lazım. Onların da önünü açmak lazım. Onlara destek olmak lazım. Anadolu takımlarına federasyonların destek vermesi lazım. O zaman oradan çocuklar yetişecek. Gençler yetişecek. Milli takıma gelecekler. Milli takımı dünyada en azından şampiyonluğa ya da ikinci, üçüncü konumda oynatacak duruma getirecekler. Milli takım belki o zaman dünya şampiyonu olacak. Ama Anadolu takımlarına destek verilmezse, Anadolu kulüplerine destek verilmezse bu çocuklar nerede oynayacaklar? İstanbul'a gittiklerinde zaten biliyoruz ki orada değirmen gibi öğütülüp gidecek. Ondan sonra nerede? İşte bazı çocuklarımız var, gençlerimiz var. Onları yürekten kutluyorum. Türkiye'de değerleri bilinmediği için Avrupa'ya gidiyorlar. Avrupa'da gördüğünüz gibi ne konumlara geliyorlar. Evet, Enes gibi. Yani tabii ki işte bu çocuklarımız bizim burada olmalı. Ve bu çocuklarımızdan yüzlercesi var. Emin olun var. Yeter ki destek verilsin, sahip çıkılsın. Spora sahip çıkılsın. Evet başkana çok teşekkür ederiz. Bize röportaj yaptığı için, açılışı da geldiği için başkanı her yerde görebilirsiniz. Burada röportajlarımız, çekimlerimiz devam ediyor. Evet Olur TV 25 olarak Marmara Erzurumspor Derneği'nin açılışına geldik. Davullarla, zurnalarla açılış oldu. Röportajları yaptık. Gerçekten Erzurumspor kulüp başkanlarıyla konuştuk. Erzurumspor'la ilgili sohbet ettik. Güzel karşıladılar. Güzel bir açılış oldu. Ben buradan hayırlı olsun diyoruz. Ve başka bir programda görüşmek üzere diyoruz. Olur TV 25'te kalın, sağlık kalın diyoruz.